Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Xpeng G6. Türkiye'de daha önce herhangi bir incelemesi olmadığını gördüğüm bir araçtı. O yüzden incelemesini yapmak istedim. Bu arabayı diğer markalardan öne çıkaran en büyük özelliği 800 voltluk hızlı şarj özelliği, 550-570 km menzili, havalı ve adaptif süspansiyonları ve son derece gelişmiş otopilot sistemiyle diğer arabalardan kendini ayıran bir araç. Şimdi çok daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçiyoruz. Aracın ön tasarımına bakacak olursak aslında şu anki yeni model Y'nin tasarım çizgilerine bu araç da sahip. Bu araç ondan daha önce üretilmiş bir araç olduğunu unutmamak gerekiyor. Gayet sportif ve az önce buraya gelene kadarki kullanımda sürüş açısı gerçekten çok ferah ve çok yüksekti. Arka yapısı da tam olarak bu şekilde gözükmekte. Hemen bagajla başlamak istiyorum. Burada bizi 570 litrelik bir bagaj karşılıyor. Son derece yeterli. Santim olarak ölçülerine baktığım zaman Model Y'nin ölçüleriyle benzer bir yapısı vardı. Ayrıca şurada da bu şekilde ekipmanları koyabileceğiniz işte reflektörünüz, şarj aparatları, çamurluklar vesaire buraya konmuş. Böyle güzel bir bölmesi var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Buradan ziyade burayı da bu şekilde parçalı olarak açma şansı da size sunuyor. Bu da güzel bir özellik yine. Bagaj gayet yeterli. Zaten yüksek bir araç olduğu için elektrikli olarak tekrardan buradan kapanıyor. Hemen şimdi arka tarafa geçmek istiyorum. Bu arada şarj portumuz da bu tarafta. Kapıları açmak için şu şekilde bastırıyorsunuz. Yine bu şekilde tipik bir Tesla gibi açılıyor. Arka yaşam alanını da gösterecek olursak ben hatta şöyle ikinciye geçeyim. Sen biraz daha yaklaş. Şu an kolay giriş modunda olduğu için koltuk geri gelmiş durumda. Aslında yani bu şekilde kullanamazsınız. Ona rağmen bile çok geniş. Tavan mükemmel geniş. Ayrıca bu arabada koltukları bu şekilde geri atarak daha rahat bir yolculukta yapma imkanı sunuyor. Hemen şuraya da bir bakalım. Burada da kol dayamamız ve bardaklığımız son derece şık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca arka yolcu tarafında Type-C şarj noktaları mevcut. Havalandırma menfezi manuel bir şekilde ve dijital ekran ayarlaması gibi bir şey yok. Yine buralarda ceplerimiz var. Ve kapı kolları, kapılar şuradaki tuşlardan açılıyor. Aracın arka taraftan doğru görünümü de tam olarak bu şekilde. Çok ferah bir araba. Çok minimalist yine. Tam olarak bir Tesla tarzında bir araba. Şimdi hemen ön koltuğa da geçelim. Oranın da bir rahatlığını, durumuna bir bakalım. Ön tarafa geldiğimizde de yine son derece ferah bir kokpit var. Ve acayip Çin sesleri çıkıyor arabaya bindiğinizde veya sürüş modlarını değiştirdiğinizde. Ve şu an bir frene basarsam benim sürüş moduma geçecek mi? Kapı açık olduğu için geçmiyor. Ama son derece güzel düşünülmüş. Burada derin bir kol dayaması mevcut. Kollama haliyle hareket ettirilemiyor. Ama şurada yine güzel bir özellik olan soğutmalı iki tane kablosuz şarj özelliği var. Bu son derece güzel bir şey. Telefon ısınmasını engelleyen. Ayrıca havalandırma menfezleri de burada bu şekilde estetik bir şekilde gözüküyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman malzeme kalitesi son derece yumuşak. Burada şu şekilde bir kumaş kaplama var. Yine burası hafif bir sert ama kaliteli bir plastik. Ayrıca bu orta bölgenin altı USB kablosu ve Type-C girişi var. Ayrıca çakmak çıkışı da var. Yine burada da genişçe bir alan. Burada sizlerin emrinizde. Araç genel olarak iç mekan anlamında çok geniş bir araç. Acayip ferah. Şu an sürüş koltuğum ayarında ve mükemmel bir görüş açım var. Şu an geniş açılı bir kamerada olmamama rağmen. Ayrıca arabanın saklama gözleri konusunda da son derece yeterli ki bagajı da zaten büyük. Ve ben şu tuş olayını çok beğendim. Çünkü buraya elinizi koyduğunuzda rahatlıkla açabilecek şekilde bir pozisyonu var. Şimdi sürüşe doğru geçelim. Bakalım neler bekliyor bizi. Hep beraber incelememize devam edeceğiz. Evet, arabanın genel kullanım anlamında şunu söyleyebilirim. İnanılmaz yumuşak bir direksiyonu var. Arabanın sıfırdan 100 km'ye çıkması 3.9 saniye. Çok güçlü bir motoru var. Detaylı teknik verileri zaten ekranda şu an siz de görüyor olacaksınız. Bu araba lansmanda 570 km menzili olduğu söyleniyordu ama az önce konuştuğum zaman
bu aracın 550 civarına gidebildiği, çünkü performans olduğundan dolayı bahsettiler. Ayrıca bu arabada da Tesla'larda olduğu gibi uzaktan yönetebiliyorsunuz ısıtmasını vesaire. Ama biz bugün test sürüşü olduğumuz için tabii ki normal bir anahtarla araç bize teslim edildi. Arabayı sürmeye başladığımızdan beri hissiyatlarımızı söylemek gerekirse, bir önceki test ettiğimiz aracının BYD olduğunu zaten izleyiciler biliyor. BYD'den sonra daha kaliteli bir araba olduğunu söyleyebilirim net olarak. Yani içine bindiğimiz anda o kaliteyi hissettirdi bize. Koltuğu olsun, malzemeler olsun, yani daha da kaliteli oldu. Artık sadece bir Çin arabası demek birazcık markaları küçültmek gibi olur. Norveç gibi ülkelerde elektrikli arabaya fazlasıyla önem veren, yatırım yapan ülkelerde yeni araçlara da insanlar önemli bir şekilde destek sağlıyor. Yani şu an hızlanması falan çok iyiydi. Hız sınırını geçtiğin zaman da hemen uyarı vermeye başlıyor. Bu arada otonom sürüşünden de bahsetmek istiyorum. Otonom sürüş anlamında da araba çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Yine ön tarafta ekranın olması çok büyük bir avantaj. Yani çok güzel bir şekilde her şeyi görebiliyorum. Orta ekrandaki işte yol grafiğini aynı şekilde ön ekranımda da görebiliyorum. Anlık işte şarj verimi görüyorum, kaç kilometre kaldığını görüyorum, lastik basınçlarını vesaire görüyorum. Hatta biraz değiştirmeye çalışayım. Buradan klimayı değiştirebiliyorum. Önümüzdeki ekranda oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada direksiyon rengi beyaz olduğu için ekranın da beyaz olması güzel bir görüntü vermiş. Tam böyle ekran direksiyon simidinin arasından ekranı görebiliyor olmamız oldukça başarılı. Bu arabayı diğer arabalardan öne çıkaran en büyük özelliği olarak söylüyorum. Bu sınıfta, yani orta sınıf aile aracı olarak düşünülen bir araçta havalı süspansiyonun olması ve havalı süspansiyonun da adaptif olarak çalışması oldukça etkileyici. Yani yol şartları, hız verinize göre, yol şartına göre süspansiyon kendini otomatikman ayarlıyor ve şu an pamukların üzerinde gider gibi bir yolculuk oluyor. Bir Çinli arabada bu kadar fazla teknoloji olması gerçekten şaşırtıcı, ama artık dediğim gibi Çinli araba deyip araçları küçültmek biraz ezbere konuşmak oluyor. Çünkü elektrikli araba piyasasının yarısından fazlası Çinli arabalarda. Şu an Avrupa'da çoğu arabanın baş edememesinin en büyük sebebi Çin'de bu yönde yapılan yatırımların çok büyük seviyede olması. XPeng firması bu işte aslında oldukça yeni ama büyük bir ivme kazandığı için Avrupa'da da Volkswagen'le bir enerji anlaşması imzaladılar. 2025 yılı Haziran içinde şu an sadece 30 ülkede dağıtım ve araçların satışı yapılırken bu Haziran içinde bu sayının 60 ülkeye çıkması, hatta 2025 sonunda veya 2026 başlarında da Türkiye'ye de tekrardan bir açılış yapılması ve araçların gelmesi bekleniyor. Özellikle G6 bu seride çok öne çıkan bir araç. Çünkü direkt Model Y'nin birebir rakibi. Aynı boyutlarda, aynı bagaj hacminde. Sadece bu araçta ön tarafta bagaj yok farklı olarak. Ama arka tarafta 570 litrelik. Hatta ben size şimdi buraya ölçülerini de koyacağım. Aracın ölçüleriyle birlikte çok donanımlı bir araç. Saklama gözü anlamında, kapasite anlamında hiçbir sorunu yok. Şuradaki telefon şarjları vesaire çok güzel. Ekranın görüntüsünü ben çok beğendim. BYD'den yani 2-3 görmek daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu arabayı öne çıkan bir diğer noktada tabii ki herkesin en büyük problemi olan şarj hızları. Bu araçta 800 voltluk enerji altyapısı olduğu için çok hızlı bir şekilde şarjını gerçekleştirebiliyor. Özellikle uzun yol kullanımında %10'dan %80'e sadece 18 dakikada çıkıyor. Ve 10 dakikalık şarj ile de 300 km menzil sunuyor. Bu konuda oldukça iddialı bir rakam bu. Evet, menzil hala şu beklenen 700-800 oralara bir türlü gelmiyor. Ama bu şarj hızlarının bu kadar düşmesi insanları bu yönde yönlendirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Bu arada şu an bir tüneldeyiz. Normalde ben burada Model 3 ile Model Y ile gittiğim zaman oldukça ses alan bir tünel burası. Şimdi bilmiyorum tabii, kabine çok az ses geliyor ama aynı şekilde buna bir de bilgisayar başında düzeltirken nasıl bir şey yaptığını tekrardan bir incelememiz gerekiyor. Orada da objektif olarak ben buraya altyazısını yazarım. Evet, ses güzelmiş, hayır güzel değilmiş, bayağı temizlemem gerekti diye. Bunu ben buraya bekleyeceğim. Şundan da bahsedeyim, adaptif ve şerit takip asistanları çok güzel çalışıyor. Zaten bu araçta lidar sistemi olduğu için, lidar sensörü olduğu için daha da güzel çalışıyor. Ayrıca araçta yanlış saymadıysam 3 tane sağ tarafta, 3 tane sol tarafta, 1 tane ön tarafta, 2 tane de arka tarafta kamera var. Yani araba kameralarla çevrilmiş. Yani otonom sürüşe hazır bir araç olduğu o kadar ortada ki, yani bunu hiç abartmadan söyleyebilirim. Ayrıca detay görüntülerde de göreceksiniz. Ben eğer ki burada kamerayı açtığım zaman arabayı dışarıdan, önden, arkadan, sağdan, soldan, her açıdan istediğiniz gibi gösterebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir
özellik olmuş. Özellikle kötü bir yerde park edeceğiniz, manevra yapmanız gerektiği bir durumda oldukça kolay bir şekilde size bu imkanı sağlayabilecek bir yapısı var. O da güzel bir kolaylık olmuş. Evet, şu an bu ekranda da zaten siz de görüyorsunuz aracın gidişini. Öndeki şeyler vesaire her şey gözüküyor. Şöyle hız sabitlediğim anda zaten hemen aktifleşti. Tesla'daki gibi iki kere yaptığımız zaman da bu şekilde şerit takip asistanı başlıyor ve eller serbest bir şekilde aracı kullanmak mümkün oluyor. Sürüş başından beri deniyoruz bu nasıl çalışıyor diye. Hiçbir problem görmedim. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Böyle yalpa yok, bir şey yok. Öndeki arabayı güzel tanıyor. O anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorum ve gayet stabil bir şekilde gidebiliyor. Tabii ki belli bir süre eğer ki yola bakmadığımız zaman şurada bulunan sensörler hemen devreye giriyor ve İşte titreşim yapıyor, ötmeye başlıyor. Sizleri uyarıyor aslında. Bu da güvenli sürüşe biraz daha zemin hazırlıyor diyebilirim. Hatta ben bu yolculuğun artık devamını bu şekilde gitmek istiyorum ki herhangi bir problem olacak mı diye denemek de istiyorum. Çünkü Tesla ile diğer araçları en çok karşılaştırdıkları nokta tam olarak bu oluyor. Ve şu an hiç yani sorunsuz bir şekilde gittiğini söyleyebilirim. Öne araba geldiğinde arabayı hemen tanıyor. Ona göre mesafesini ayarlıyor. Mesela diyor ki çıkışlarım falan da hemen bu ortadaki ekranda yazıyor. O da güzelmiş. Ve şu an bir direksiyona ufak bir dokun dedi. Şarjımız %90 kaldı. %94 ile başlamıştık. 515 km diyordu. 495 km'si kaldı şu an menzil olarak. Bunun kenarında da WLTP diye bir belirtisi de var. O da güzel düşünülmüş. Yani WLTP olarak şu an 494 km gidebileceğini söylüyor. Şimdi öyle bir araba geldi. Şerit genişledi. Hemen kendisini ortaladı. Yani bunu çok güzel bir şekilde yaptı. Otonom sürüşte yolculuk son sürat devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Çok güzel bir şekilde şu an virajı da aldı. Gayet kusursuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Uzun bir zamandır da yaklaşık 20 dakikadır otonom sürüşle gidiyoruz. Şu an çok güzel bir şekilde virajların hepsini alabiliyor. Hiçbir problem yaşamadık. Bayağı da rahat bir sürüş oluyor benim için. Şimdi bakalım düzlüğe de çıksın. Gayet başarılı. Yani bu konuda bu arabayı, bu modeli eleştirecek herhangi bir şey ben bulamıyorum. Yani gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Navigasyonda eğer çıkışların yaklaşıyorsa ufak bir uyarı sesi veriyor. Sesi kapatsam bile. Şimdi sinyalimi vereceğim. Sinyali verdiğim zaman bu arada ben şerit değiştirmiyorum. Tamamen kendisi değiştirdi. Harika yaptı onu. Evet, şerit değiştirmesi de varmış aracın. Yani bunu ekstra olarak almıyormuşsunuz. Bunu da şu an tecrübe ettim. Çok da güzel geçti. Ben de şaşırdım niye yanda kutu çıktı. Hani Tesla'da olduğu gibi bir görüntü oldu. Ve şeridi kendisi değiştirdi. Ve çok başarılı değiştirdi her tarafı kontrol ederek. O anlamda beni şaşırttı. Ben bu arabada o özelliğin olduğunu bilmiyordum. Bayağı da güzel bir şekilde yaptı bunu. Bu arada aracı çok rahat bir şekilde tek pedalla kullanabiliyorsunuz. Birebir Tesla'daki o özelliğin aynısı. Bunda da mevcut. Şehir içi kullanımında aracı tek pedal bir şekilde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Süspansiyon konusunda konuşmak gerekirse süspansiyon anlamında vaat ettiği şeyleri biz de hissettik. Yani gayet konforlu bir yolculuk geçirdiğimi söyleyebilirim. Eleştiri yapmam gerekirse sadece elektrik motorunun çalışma sesi biraz fazla geliyor. Hatta şu an biraz susayım belki gelir. Böyle bir ses var. Özellikle yavaşlarken, daha doğrusu freni yaparken birazcık o ses rahatsız ediyor olabilir. Dikkat ettiğim tek nokta o oldu. Onun dışında yani çok farklı bir şey gelmedi. Şu an şehir içi kullanıyoruz. Orada da nasıl bir veri yakacak diye merak ediyorum. Konfor anlamında oldukça memnun ediyor. Tümseklerde çok güzel bir salınım sağlıyor. Darbeleri yumuşakça atlamanıza sebep oluyor. Bence o anlamda bayağı konforlu. Bu araba düşündüğüm zaman Model Y'de kullandım. Eskisini kullanmıştım. Yenisini henüz kullanmadım. Yenisini de önümüzdeki hafta kullanmayı planlıyorum. Eskisiyle kıyasladığım zaman gerçekten fark var aralarında. Teknolojik anlamında, konfor anlamında bayağı bir fark olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu öndeki ekranın olması da çok güzel bir görüntü sağlıyor. Her şeyi kontrol edebiliyorum. Ortadaki ekrana hiç bakma gereği bile duymuyorum. Ayrıca navigasyon verilerini de gösteriyor. Sürüş anlamında daha güvenli, yolu gözümü çok fazla ayırmadan kontrollü bir şekilde gidebiliyorum. Şimdi şerit takip asistanını aldım. Yaklaşık 600 metre sonra çıkacağımı söylüyor. Sinyalimi verdim. Şu an ekranımdan tamamen kendisi şeridi değiştirdi. Vallahi güzel bir şekilde değiştirdi. Şu an
Tekrar burada bir keskin var. Onu ben kendim yaptım. Ve şu an başladığımız noktaya geri gelmiş olduk. Benim araba da o arada kırmızı kırmızı yatıyor. Şimdi arabayı teslim etmeden önce son bir kapanışı da yapalım. Ondan sonra teslimatımızı yapalım. Evet, bizim için yine güzel bir test oldu. Araba değiştirmeyi düşündüğümüz bu dönemde birçok farklı arabayı test etme şansı elde ediyoruz ve bizim için ufkumuzu açan bir şey oluyor bu. Özellikle Çinli araçların işte kalitesi kötüdür vesaire tarzındaki mevzuların artık son bulması gerektiğinin gerçek bir örneği diyebilirim. Son derece keyif aldım, son derece konforlu. Tek bir sıkıntı hissettim, o düşük hızlardaki elektrik motorun sesi birazcık fazla geldi açıkçası. Onun dışında genişlik anlamında, sürüş dinamikleri anlamında, otonom sürüşü olsun, şerit takip asistanı, şerit değiştirmesi son derece başarılı, son derece güzel çalışıyor. Özellikle 360 derece kameranın çalışma prensibi çok güzel. Önde bir kameranın olması çok güzel ki zor yerleri park ederken bu şekilde ön kamerayı alarak çok rahat bir park sağlayabiliyorsunuz. Ses sistemi anlamında biz dinledik ama telife gireceği için çok açmadım. Onda da hiçbir problem yok. Gayet güzel bir ses sistemi var. Performans anlamında çok iyi. Çok iyi hızlanıyor, çok iyi fren yapıyor. Tek pedal dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Hızlı şarjdan bahsettik. 10 dakikada 300 km şarj vermesi çok güzel. Zaten 18 dakikada %10'dan %80'e 17 dakika gibi bir hızla çıkıyor. O da çok güzel bir değer. Şuradaki ekrandan da bahsedecek olursak BYD ile arasında gerçekten bir çağ farkı olduğunu söyleyebilirim. Şu öndeki küçük ekranın da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bir Tesla'dan sonra bu aracı geçip geçmeme konusunda ya bir o ses, onun dışında başka hiçbir şey bulamadım. Arka bagaj çok güzel. Arabanın tasarımı benim çok hoşuma gitti. İç koltukların kalitesi çok güzel. Özellikle koltuk havalandırmalı ve soğutmalı bu arada koltuklar. Onu da size şuradan gösterebilir miyim diye bakacağım şimdi. Koltuk ısıtma mevcut. Ayrıca koltuk soğutmalar da mevcut. Ön ve sadece önlerde var. Hatta şu an direkt fanlar çalıştı. Bunların gücünü de buradan kısabiliyorsunuz. Araba dolu dolu bir araba olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ekran oldukça kullanışlı, hiç karmaşık değil. Önümüzdeki yıl veya bu yılın sonlarına doğru Türkiye'ye de bu aracın gelmesi planlanıyor. Ön yargı olmadan muhakkak incelemeniz gerektiğini düşündüğüm bir araç. Sadece Tesla yok. Özellikle Tesla ve Elon Musk'ın bu ara Trump'la yapmış olduğu mevzulardan dolayı her yerde bir tepki çekti. O yüzden satışlarında da bir nebze düşüş olduğu gözüküyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Son 100 km ortalamamızı da söyleyeyim. 14 kW'la yolculuğumuzu tamamladık. Yani 87 kW ama neti 82 kW diye bildiğim bu araçta da 14 ile gittiğiniz zaman 570 gibi bir kilometre veriyor ki biz tabii birazcık şehir içi, birazcık uzun yol o şekilde yaptık. Yani dengeli bir sürüş oldu, karışık ve yakıt ve harcamış olduğu enerji seviyesi oldukça makul. Çünkü bu araba 2.1 ton, yani hafif bir araba değil. O anlamda bu verileri alıyor olması oldukça başarılı ve verimli bir motorun olduğunun göstergesi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda da Tesla model yayın incelemesini planlıyoruz. Onda da bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız bizlere de sevinirsiniz. Hoşçakalın.